Esselamu Aleyküm kıymetli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali Atayırt. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü bültenimizde Doğu Türkistan'daki son gelişmeleri ve dünya gündeminde yaşanan önemli başlıkları sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Gizlice namaz kıldığı için 18 yıl hapse atıldı. Geçtiğimiz haftalarda Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinin Karayağaç köyündeki altın madeninde yaşanan göçük sonrası 18 işçinin enkaz altında kaldığı bildirilmişti. Çin'in Batı Nehir Altın Madenciliği şirketine ait madende 24 Aralık öğle saatlerine doğru meydana gelen kazada mahsur kalan işçilerin çoğu Uygur Türk'ü olduğu ortaya çıkmıştı. Olaydan haftalar geçmesine rağmen Çin rejimi arama kurtarma sonuçlarıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadı. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar sırasında bir başka madende çalışanlardan hayatını kaybeden Uygurların olduğu ortaya çıktı. Özgür Asya Radyosu'nun Karayağaç Köyü güvenlik görevlisine dayandırdığı bilgilere göre bu köyde tesisi bulunan Çinli Çinhua şirketine ait kömür madeninde çalışan Halide Kurban adındaki bir kadının 2 ay önce cezaevinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzun zaman önce kocasını kaybeden ve iki çocuk annesi Halide Hanım'ın kömür madeninde çalışarak geçimini sağladığı 2018 yılının sonbaharında madenin bir köşesinde iki çocuğuyla birlikte gizlice namaz kılarken kömür madeni görevlileri tarafından fark edilerek karakola ihbar edildiği ve yasa dışı dini faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle aynı gün kaldığı evinden tutuklandığı aktarıldı. Halide Kurban Hanım hakkındaki sözde suçlamalar uyarınca 16 ile 17 yaşındaki iki çocuğunu 10 yıl önce yasa dışı dini eğitimde yetiştirdiği için 7 ile 14 yıl, gizlice namaz kıldığı için ise 4 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı Gulca şehrindeki Bayköl Kadınlar Hapishanesi'nde tutulduğu, bu yıl 40 yaşında olan Halide Kurban Hanım'ın kötüleşen hastalıkları sonucu hapishane işkencelerine dayanamayıp Kasım 2022'de hapishanede şehit düştüğü ortaya çıktı. İki çocuğunun nerede ve ne durumda olduğu henüz bilinmiyor. Yıllarca sistematik soykırım ve insanlığa karşı suç işlediği ancak 2017'de ayyuka çıkan Çin rejimi milyonlarca Doğu Türkistanlıyı ceza kamplarına ve hapishanelere hapsediyor. Tutsaklara çeşitli kimyasal verilerek zorla kısırlaştırılırken kızlar Çinli erkeklerle evliliğe zorlanıyor. Kadın erkek ayrıt etmeden gençleri Çin illerine ve diğer bölgelere adını istihdam koyup zorla çalışmaya sürgün ediyor. Gözlemciler Halide Hanım gibi suçsuz yere hapsedilen ve şehit edilen sayısız anne babaların evlatlarının köle işçi olarak zorla çalıştırılmakta olduğunu, Halide Hanım'ın da çocukları hayattaysa Çin illerinde veya başka bölgelerde çalıştırılmakta olabileceğini kaydetti. Çin motiflerini ters asan 178 kişi cezalandırıldı. İşgalci Çin Komünist Yönetimi uzun zamandır aşikar bir şekilde Doğu Türkistan Türklerinin milli bayramlarını kutlamasına yasak getirip Çin bayramlarını kutlamaya zorluyor. 2017'de başlayan büyük ölçekli keyfi tutuklama olaylarından bu yana Uygurların Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Nevruz kutlamalarını yasaklayan Çin rejimi, bölgedeki Uygurlar ve diğer Müslüman etnik gruba Çin geleneksel bayramlarını dayatıyor. Bu yıl 23 Ocak'ta kırsaldaki ahalileri Çin Yeni Yılı Çinye Bayramı'nı kutlamaya zorladığı köy ve kasabalardaki Çinli yetkililerin Uygur ailelerin evlerine, kapılarına ve pencerelerine Çin motifleri ve fener asmasını, geleneksel Çin yemekleri yemelerini istediği ortaya çıktı. Bilgilere göre Aksu'da alışık olmadığı için Çince yazılı bayram motiflerini ev içi ve kapı pencereleri üzerine ters astıkları gerekçesiyle çok sayıda aile üyelerinin cezalandırıldığı öğrenildi. 23 Ocak'ta elde edilen bilgilere göre Aksu'da Çin motiflerini ters asan ailelerden 178 kişinin cezalandırıldığını ve 3 kişinin Çin kültürünü aşağılamak suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. Çin medyasında çıkan ilgili haberlerde Pamir Dağları'ndan Tarım Nehri kıyılarına, Gulca Nehri Vadisi'nden Turpan Havzası'na kadar sözde büyük Çin ulusu hep birlikte bahar şenliğini gönlünce kutladıkları propagandası yapılıyor.
Bilgilere göre bazı şehirlerde Çin bayramı dolayısıyla Uygurları Çin yemeği kısvesi altında içki içmeye, domuz eti yemeye, domuz yağıyla yapılan kekler yemeye, Çin mabetlerini ziyaret etmeye ve Çin putlarına tapmalarını talep ederek İslam'a dönmediklerini ifade etmeye zorladığı belirtiliyor. Ayrıca Çin medyasında çıkan haberlere göre Doğu Türkistan'ın Kaşgar, Hoten, Artuş ve Aksu bölgelerindeki Uygur Türkleri, Çinli yetkililerin talimatı üzerine Çinlilerin yöresel kıyafetlerini giyerek Çin'e özgün yangır ve ejderha dansı yaptığı, Çin Komünist Partisi'ne bir dizi medihiler içeren şiirler okuduğu ve caddelerde teşhir edildiği bildirildi. Gözlemciler Çin'in aslında halkı Çinli gibi davranmaya teşvik ederek komünizm fikrini telkin etmek istediğini, derin kültüre sahip Uygur Türklerinin elinden alınmaya çalışılan kültürel değerlerin tükenmek üzere olduğuna dikkat çekerken, Çin'in nihai hedefinin daha ileri kuşaklara kadar beyinlerini tamamen yıkamak ve özbeöz vatanı Doğu Türkistan'ın işgal edilmiş toprak olduğunu hatırlayacak kimseyi bırakmamak olduğunu, böylece Uygur görünümlü Çinlileri peydahlamaya başaracağını kaydetti. Şehit alimin kızına müebbet hapis cezası. Doğu Türkistan'ın en büyük alim ve düşünürlerinden olan Kur'an-ı Kerim'in ilk ve tek mealini yazan Sahih-ül Buhari, Siyer Nebi, Riyad-ı Salihin gibi Arapça kitapları Uygur Türkçesine çeviren ve çok sayıda eserleri bulunan dini alimler içinde aksakallı olarak bilinen büyük üstad Muhammed Salih Damolam, 24 Ocak 2018'de Çin tarafından tutulduğu hapishanede 82 yaşında şehit edilmişti. Kasım 2018'de merhum şehidin araştırmacı, yazar olan kızı Nezire Hanım ve sözde Şincan Halk Radyo Stasyonu personeli, şair, tanınmış yazar olan kocası Adil Tunyaz'ın da olduğu 20'ye yakın akrabasının tutuklandığı haberi gelmişti. O günden beri hiçbirinden haber alınamamıştı. En son elde edilen bilgilere göre Profesör Nazire Muhammed Salih ve kocası Adil Tunyaz'ın müebbet hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. 73 yıldır Doğu Türkistan'ı işgal altında tutan Çin Komünist Yönetimi, 2016 yılından itibaren dini alim, bilim insanları, aydın ve sanatçılara ve topluma yön veren kimselere yönelik keyfi tutuklamalar gerçekleştiriyor. Bin yıldan beri İslam toprakları olan Doğu Türkistan'da bugün misli görülmemiş bir zulüm yaşanmaktadır. Halk kendi topraklarında zulme maruz kalmakta, azınlığa düşürülmekte ve sistematik bir şekilde unutturulmaktadır. Doğu Türkistan'daki Çin zulmü nitelik bakımından Moğol istilasının İslam dünyasına verdiği tahribatı aratmayacak niteliktedir. Halkın dini inancı kısıtlanırken binlerce cami yıkılmış veya eğlence makallarına çevrilmiştir. Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar toplanarak halkın gözleri önünde yakılmakta, oruç tutana zorla içki içirilmekte, namaz kılan bir Müslüman yakalanırsa 10 yıldan başlamak üzere hapse mahkum edilmektedir. Müslüman gençler zorla Çinlilerle evlenmeye zorlanmakta, yerel dilin kullanılmasına bile izin verilmemekte ve Uygur kimliğine ait hiçbir unsura musamaha edilmemektedir. Değerli izleyicilerimiz, haber bültenimizi burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte Doğu Türkistan'daki gelişmeleri sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.